Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sakarya'dan İstanbul'a gidiyoruz. Nissan Qashqai aracımız var. Bu araçta hız sabitleme ve hız limitleme özellikleri var. Daha önce de direksiyon anlatırken bundan bahsetmiştim size. Hız sabitleme yaparken nasıl yapılıyor? Avantajları neler? Yakıt avantajı var mı gerçekten? Bunları anlatmaya çalışacağım bugün size. Hız sabitleme yaparken arkadaşlar direksiyonun sağ tarafında alt kısımda bulunan iki tane ibre göstergesi var. Bu göstergeler bizim hızla ilgili özellikleri kullandığımız tuşlar, butonlar. En alttaki buton hız sabitleme butonumuz. Bu butona bastığımızda arabamızın ekranında cruise özelliği aktif oluyor. Nasıl yapıyoruz? Hemen yapalım. Ben şu an otoyoldayım ve sabit 90 km hızla gidiyorum. Hız sabitleme tuşuna basacağım ve kilometremi 90'a ayarlayıp gazımı keseceğim ve aracın 90 km'de gittiğini göreceğiz hepimiz. Hemen tuşuma bastım. Tuşa bastıktan sonra ekranda cruise yazısı geldi. Ve sonrasında cruise tuşuna bastıktan sonra yukarı iterek rest plus tuşunu yukarı iterek hızımızı ekrandan istediğimiz hızı ayarlıyoruz. Ekranda şu an 86'yı görüyoruz. Ben 90'a ayarlayacağım. 88. 2 km 2 km artıyor. 2 km 2 km düşüyor arkadaşlar. Şu an ben 90'a aldım. Ve 90 km'de 5. viteste, pardon 6. viteste aracımız sabit bir şekilde gidiyor. Cruise'dan çıkmak istiyorsak buton yardımıyla da çıkabiliriz. Ya da önümüzdeki bir araç fren yaptı ya da önümüzde bir engel çıktı. Bu tarz durumlarda da frene ufakça hafifçe dokunmamız bile aracın cruise'dan çıkmasına neden olur. Mesela örnek yapalım hemen. Şu an sette. Şu an ekranımızda set var ve 90 km ile gidiyoruz. Ben frene hafifçe dokunduğumda set yazısı çıkacak. Şu an frene dokunuyorum ve set yazısı kayboldu. Ve gaz vermeyi araç otomatik kesti. Tekrar sabitlemek istiyorsak cruise özelliği zaten hala aktifse. Yine rest plus tuşuna bastığımızda bu özellik yine aktif olacak arkadaşlar. Tek dokunuşta yine bu özelliği aktif ettim. Araç şu an kendi gaz veriyor. Ayaklarımda hiçbir müdahale yok. 90 km'ye geldiğinde de gaz vermeyi sabitleyecek. Yani 90 km'ye göre gaz verecek. Yokuş aşağı inerken yokuşlarda eğer hız sabitlememiz varsa otomatik bir frenleme mekanizması yok arkadaşlar bu araçlarda. Frenlemeyi yine sizin kendiniz yapmanız gerekecek. Ama araç hızlandığında, yani 90 km'ye ayarladığınız bir araç eğer 100 km'ye, 110 km'ye çıktıysa araç sizi otomatik olarak uyarıyor. Yanıp sönüyor. Set yazısı yanıp sönüyor ekranda. Dolayısıyla siz de 90 km'nin üstüne çıktığınızı zaten ibreden de görebiliyorsunuz. Yine frene bastığımızda araç cruise özelliğinden çıkacak. Düşürmek istiyorsak yine set eksi tuşu var direksiyonumuzda. Set eksi tuşuna bastığımızda 2 km 2 km hızımızı azaltıyor. 2 km 2 km yukarı bastığımızda hızımızı arttırıyor. Bu özellikler güzel özellikler. Çünkü aracın yakıtını tamamen etkiliyor. Yani bir aracı 90 km hızla sabitlediğinizde ve 6. vitesi aldığınızda araç kendini zorlamadan rutin bir şekilde uzun yollarda özellikle yakıt ekonomisini maksimize edebiliyor. Ben İstanbul'dan Sakarya'ya yaklaşık 4.9 litre ile geldim. Şimdi bakalım, Sakarya'da da biraz kilometre yol yaptık. Sakarya'dan da İstanbul'a gidiyorum. Kaç yaktığını yine size paylaşacağım arkadaşlar. Hız limitleme özelliğinde ise aslında manuel yoldan cruise yapıyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Gaza kendimiz basıyoruz. Gazı köklüyoruz ama limitlediğimiz hızı araç hiçbir şekilde geçmiyor. Tabi yokuşlar hariç yine. Hız limitleme özelliğimizin tuşu da yine cruise'un bir üstündeki oklu ibre tuşu.
Buna bir kere bastığımızda ekranımıza limit yazısı geliyor. Cruise'da olduğu gibi bu sefer limit yazıyor. Burada limitimizi belirlememizi istiyor araç bizden. Ve limitimizi yine aynı tuşla hızı, yani cruise'u belirlediğimiz tuşla belirliyoruz. 92 kilometreye aldım ben şu an mesela. 92 kilometrede gaza istediğim kadar basayım, 92 kilometreyi bu araç geçmez şu an. Şu an gazı mesela köklüyorum. 92 kilometreye geldiğinde 92 kilometreyi kesinlikle geçmiyor. Şu an gazı köklememe rağmen gördüğünüz gibi araç daha hızlı hızlanamıyor. Burada frene basmanız bu özelliği pasif etmiyor arkadaşlar. Bu özelliği dediğim gibi, bu özellikten çıkmak istiyorsanız, hızınızı arttırmak istiyorsanız ya bu özellikte kalarak şu tuş yardımıyla hızınızı arttırabilirsiniz. Mesela ben şu an 100 km yaptım. Aracım 100'e kadar hızlanacak. 100'den sonra kalacak. Gördüğünüz gibi şu an 100'ü geçmiyor aracım. Hızlanmak istiyorsanız ya hız limitinizi arttıracaksınız direksiyon yardımıyla ya da bu özellikten çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Hemen çıkalım. Özellikten çıkmak için de yine bu tuşa bir kere dokunmanız yeterli. Bu tuşa dokunduğunuzda ekranınızdan zaten limit yazısı gidiyor ve aracınız rutin bir şekilde gaza, yani gaza basmanıza oranla hızlanıp yavaşlayabiliyor. Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.